pandeminin pek çok sıkıntının yanında yeni fırsatlar getirdiğini de hep beraber gördük. Belki de 10 yıllar alacak teknolojik dönüşümü bir senede yaşadık. Dijitalleşme ve e-ticaret tüm dünyada öne çıktı. Ve tüm bunları yeni nesil girişimciler başardı. Bakın geçenlerde yabancı basında ilginç bir yazı okudum. Buna göre dijital medyanın reklam pastasındaki payı ilk defa %51'i geçmiş. Yani hem görsel hem yazılı tüm geleneksel medyayı geçmiş. Reklam pastası nasıl dağıldı çok önemli. Zira orası tüketici davranışların da aslında aynası. Demek ki tüketiciler de artık sanal ortama kaymakta ve bu süreç artarak sürmekte. O halde üreticilerin ve girişimcilerin de orada olması gerekmekte. Bu yüzden en başta sizler işinizi muhakkak dijital ortama taşımalısınız. Sadece e-ticaret olarak değil, müşteri ilişkilerinden reklam ve pazarlamaya kadar dijitalde olmalısınız. Henüz yıllık veriler çıkmadı ama ülkemizde e-ticaret hacmi geçen yılın ilk 6 ayında %64 arttı. Yani geleneksel ticaretten neredeyse 4 kat daha hızlı büyümüş durumda. Eskiden e-ticaretin genel ticaret içindeki payı %8 idi. Şimdi ise bu oran %14'lere ulaştı ve daha da hızla büyümeye devam ediyor. Dünyaya baktığımızda da hızlı büyüyen şirketlerin tamamı e-ticaret yolunu seçiyor. Covid-19 sonrasında da bu alana yönelim hız kesmeden sürüyor. İnternetten alışveriş yapmaya başlayan tüketici için e-ticaret bir alışkanlık haline geliyor. O halde ürün ve hizmetleri dijital ortama taşımak zorundayız. İşte bu nedenle Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimcilerin gelişmesini hedefliyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Değerli dostlarım, Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak Türkiye'de yurt dışındaki girişimleri sadece izleyen değil, dünyaya açılan girişimlere ev sahipliği yapan bir ekosistem kurulmasını da arzu ediyoruz. Girişimcilik ekosistem parçası olan, bireyler yetiştiren, bu girişimcileri destekleyen ve yenilikçi bir kültüre rekabet gücünü küresele taşıyan bir Türkiye hayal ediyoruz. Zira bu yüzyılda küresel arenada var olmanın en önemli şartının girişimcilik ve girişimci ülke olmak şeklinde olduğunu görüyoruz. Bu vizyonla hareket ederek yıl sonuna kadar yeni nesil girişimcilik alanlarına yönelik online etkinliklere devam ediyoruz. Girişim Sermayesi Meclisimizin bünyesinde ülkemizin en büyük girişim sermayeleri bulunmaktadır. Meclis Başkanımız Göktekin Bey'in liderliğinde girişimcilerimizi bir araya getiriyoruz. Oyun sektörünün sorunlarını Yazılım Sektör Meclisimiz ve Kreatif Endüstriler Sektör Meclisimiz vasıtasıyla dile getiriyoruz. Zira oyun konusunun giderek daha önemli hale geldiğinde biraz önceki konuşmacılardan da gördük. Ülkemizin ilk unicornunu burada çıkmasını da genç girişimcilerimizin büyük bir başarısı olarak kabul ediyor ve onlarla gurur duyuyoruz. G3 formunun bu konuyu ana gündem olarak belirlemesi çok doğru ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Bu alanda çok değerli konuşmacılarımız olduğunu da görüyorum. Türkiye'nin ilk unicornumuzu olan Peak Games kurucu ortağı ve başarılı iş kadını Rina Onur Şirinlioğlu, oyun sektörünün öncülerinden ve iyi bir girişimci olduğu gibi yatırımcı olan Erdem Yurdanur, Türkiye'nin ilk en iyi mobil oyun aplikasyonu seçimi başarısını gösteren örnek bir kadın girişimcimiz, aynı zamanda Kreatif Endüstriler Meclisi üyemiz Simay Dinç, moderatörümüz olarak pek çok zorunluluğu aşmayı bilerek ulaşan, aynı zamanda önde gelen bir sanayicimiz olan Civan Sözkesen'le birlikte olacak.
Hepsine katılımlar için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Mobil oyun sektörü pazar büyüklüğü 175 milyar dolara ulaştı. Dünyanın en çok indirilen uygulamalar içinde mobil oyunlar artık birinci sırada. Türkiye girişimcilik ekosisteminde en çok yeni girişim kurulan sektör, en fazla yatırım alan sektör oyun sektörü oldu. Pek çoğumuz koronavirüs ile sadece uzaktan alışverişi, uzaktan eğitimi ve uzaktan konferansı öğrenmekte kalmadı. Bir de uzaktan spor, yani e-sports karşılaşmalarının da farkında vardı. Esasında e-spor bir nevi yeni girişimcilik ve yüz milyonlarca kullanıcısı ve takipçisi bulunuyor. Olimpiyatların düşen izlenme oranlarını yükseltmek ve özellikle milenyum ve Z kuşaklarının oyunlara ilgisini canlı tutmak için olimpiyat gündemini yeniliyor. Bu kapsamda e-spor müsabakalarında oyunlara dahil edilmesi düşünülüyor. Amerika'da 50 okulda e-spor takımı bulunuyor. 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlanıyorlar. Biz de 2018 yılında Spor Bakanlığı altında e-spor federasyonu kurulmuş durumda. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Sizce niye? Türkiye'nin ilk unicorn'u oyun platformları alanından çıktı. Devlet bu alanda ne düzenlemelerle ne de aklın esen müdahalelerle hiç faaliyet göstermediği için elbette. Benim gördüğüm, devlet gölge etmeyince girişimci rahat ediyor ve bu topraklarda da unicorn çıkabiliyor. Ayrıca biliyorsunuz kamu her zaman kamu maliyesi açısından olaylara bakıyor. O yüzden tüm girişimcilerimize kamunun bürokratik zihniyetinden uzak şekilde çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum. Kadın ve genç girişimci kurullarımız her zaman yanınızda olacak, onlara katılın. Girişimci Sermayesi Meclisimizle, yani Göktekin Bey'le yakın çalışın. Daha fazla işbirliği içerisinde bulunun. Tüm bu yenilikçi sektörlere oyun, yazılım, yapay zeka, blockchain gibi alanlarda daha çok yatırım çekelim. Buradan yeni girişimciler ve başarı hikayeleri çıkartalım.